Başla. İyi günler değerli Seydişehir gündem okuyucularımız. Bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz sanatçı, müzisyen Cem Doruk Armay abimizle birlikteyiz. Cem abimiz hoş geldiniz programımıza. Kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz? Sizi tanıyalım. Anne tarafından Seydişehirliyim. Baba tarafından Kastamonluyum. İlk ve ortaokulu Seydişehir ve İstanbul'da tamamladım. Matbaa Sanat Enstitüsü'ne de İstanbul'da başladım. Lakin şartlar uygun olmadığı için okulu bıraktım. Ankara'ya taşındık. Daha sonra 73 yılında da Seydişehir'e tamamen kalmak üzere geldik. Bu arada ben alüminyum fabrikasında işe girdim liseden sonra. Orada çalışırken bir taraftan da resim yapmak için çabalıyordum. Zaten müzikte son derece amatör bir meraktı benim için. Müzikte, resimde kendime unutmanın yollarını arıyordum. Aslında 94 yılında emekli oldum. 94 yılında gelmeden önce, 1986 yılında Seydişehir'de Müzik Cemiyeti'nin kuruluş yıllarında oranın ilk üyelerinden birisiydim. Ve bu uzun yıllar devam etti. Takriben 5-6 sene önce de şartlarım uygun düşmediği için dışarıda esnaflık da yapıyordum. Ara vermek zorunda kaldım. Şimdilik dernekle bir alakam kalmadı. Burada resimle, müzikle güzel bir şeyler yapmak için çabalıyorum. Fakat dediğim gibi her şey amatörce olduğu için herhangi bir konuda iddia sahibi değilim. Ve şiirle, müzikle, resimle böyle ruh dünyamı ayakta tutacak çabaların içindeyim. Evet, biz biliyoruz bayağı bir sanat yönü, kültür şeyiniz çok yüksek. Bu merakınız ne zaman başladı Cem abimiz? Kaç yaşlarında müziği veya da resmi? Çok ben, yönlü sanat kimliğiniz olduğu için mi? Hayır, estağfurullah. Ben resim merakım daha ilkokul 2'de 3'te başlamıştı. Kara kalemde tanıdıklarımın hayalimdeki kalan izleriyle onların portrelerini yapmaya çalışıyordum. Daha sonra 68 yılında İstanbul Sefaköy'de oturuyordum. Orada bir tek pırça, bir siyah tüp yağlı boya, bir mukavva parçası üzerine siyah beyaz bir sözüm ona yağlı boya aslan resmi yaptım. Ondan sonra o bende bir başlangıç oldu. Her fırsatta yağlı boyayı denemeye, tanımaya, uygulamaya çalıştım. Zaman içinde bir şeyler gelişti fakat ne müzikte, ne resimde hiçbir eğitim görmedim. Ne yaptıysam kendi merakım ve duygularım çerçevesinde hareket ettim. Onlarla da bugün ruhumu hasbelkader doyuruyorum, kendimi avutuyorum burada. Bayağı bir resim çalışmanız var mı Cem abi? 2002-2006 yılları arasında Çeşme Apartmanı vardır burada. Onun arka tarafında bir resim atölyesi kurdum. Orada ben 4 yıl resim çalıştım. Bu arada etibak satılmamıştı. Etibak mensuplarının çocukları, büyük küçük, her alanda memur vesaire çeşitli kurs talepleriyle bana başvurmak için onlara uygun şartlarda, yaşına göre, kapasitesine göre, saz, ud, resim, nota, usul, efendim, çeşitli konularda kurslar verdim. Saz dersleri verdim, ud dersleri verdim. Yani dediğim gibi amatör ya. Sevgi benimki bir merak. Peki, sergi düşünür müsünüz Sergi, o yıllarda takriben 70'e yakın tablo yaptım, o 4 yıl içerisinde. O
yıllarda yapılan o resimler net olarak 60 vardı da 70 civarındaydı işte. Ha bugün sergi açabilirim, ha yarın sergi açabilirim derken sponsor aradım, tesadüf edemedik, yakalanamadım. Yakalayamadım böyle bir şansı. Ve o sergim herhalde 40-45 civarında eser kaldı elimde. Hala bekliyor. Bir uygun zamanım, imkanım olursa o sergide açmayı düşünüyorum. Evet. Sanırım bir de beste çalışmalarınız da var Cem abi. Beste çalışmam, dedim ya. Bunlardan da bahsedelim. Yani çok o beste, şiir, müzik, enine boyuna ziyadesiyle dört dörtlük bilmediğim halde bir meraktır, birkaç denemem var, oldu. O da amatörlük bir şey. Evet. Ressam olarak yani böyle sergisi şu andan sonra açmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Çalışmalarınız var sanırım elinizde. Hazır olanlar var. Yenilerini eklemek için çabalıyorum. Bir şeyler eklemeye çalışıyorum burada. İşte bu fırsatı da yeni yakaladım. Esnaflıktan 3 sene önce ayrıldım. Bıraktım esnaflığı. 2,5-3 senede de burada oyalanıyorum, bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Hepsi birlikte nasıl gidiyor Cem abi? Yürütebiliyor musunuz? Hepsini birlikte içeceğiz sanat. Hangisine uygun zamanım olursa, örneğin müzikle 5 dakika, 10 dakika, bilemediniz yarım saat kursa kursam, onu öyle değerlendiriyorum. Buraya işte hayat malum koşturmacadan ibaret. Evde, çarşıda, pazarda işlerim varsa onları gördükten sonra günde 1 saat, 2 saat, belli bir saate de bağlı değilim. Gelebildiğim kadar geliyorum, burada avutuyorum kendimi. Müzik ve sanat sizin için nedir? Sanat nedir yani sizce? Sanat? Sanat, insanın içindekileri keşfederek bunu dışa vurması gibi anlarım ben. Fakat sanat toplumun aynasıdır. Sanat toplumu çok farklı açılardan birçok kazanımlar verir. Sanat olmayan yerde gelişme daha da çok zor. Sanat apayrı bir şeydir. İnsanın ruhuna hitap eder, duygularına hitap eder. Sanatta insan sevgisini, üzüntüsünü ifade eden her şeyde sanat vazgeçilmez bir şeydir. Sanat ülkemizde yeteri kadar değer bulmamıştır. Bu üzücü bir şeydir. Evet. Bir de enstrüman çalıyorsunuz sanırım Cem abi. Enstrüman dedim. Udum var, udum var işte. Kendi kendime avutuyorum. Evde bağlamam, sazım var. Onlarla kendime avutuyorum. Bir ara ne yüklüyordum? Şu anda yükleyecek konumda değilim. Bu da amatörce, hepsi amatörce. Evet, şiirleriniz de var sanırım. Kaç tane şiir vardı? Net bir sayı veremem. Lakin önce yazdığım şiirleri artık şimdi ben biraz sıradan buluyorum. Son zamanlarda birkaç şiir yazmaya çalıştım. Onları da internet üzerinden eşimle, dostumla paylaşıyorum. Bu kadar. Biz çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Sizleri tanımak büyük bir şerefti. Teşekkür ediyoruz. Konuğumuz olduğunuz için. Benim için de şerefti. Gündem büyük olarak teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. İyi ettiniz. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuz. Bir başka programda sizlerle buluşmak üzere. Teşekkür ediyoruz.